Trafik sigortalarında poliçe ücretlerindeki o zamlı fiyatlar uzun süredir gündemde. Aslında bu zamlı ücretlerin nedeni şirketlerin zarar etmesi. Zararın nedeni ise bedeni hasar tazminatları. Yani kısacası vefat ya da herhangi bir sakatlık durumunda ödenen o yüksek tazminatlar sigorta şirketlerini poliçelerde zamma etti. Bu şunu da ortaya koyuyor aslında yapılan o kazalarda daha çok bedeni zararların olduğu, kazaların arttığı anlamına da geliyor. Şimdi sigorta şirketleri yeni bir sistem için masaya oturdu devlette. Artık o bedeni azar tazminatları kamunun kuracağı bir havuz sistemi olacak. Onun içerisinden karşılanacak, ödenecek. İşleyiş nasıl olacak? İşte detaylar. Trafik sigortasında sistem baştan aşağı değişiyor artık. Vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kuracağı havuzdan ödenecek. Havuza devir oranı ise şirketin mali durumuna göre belirlenecek. Dönüp baktığımızda ilk 6 ayda 2024'te trafik sigortasında oluşan zarar 10 milyar TL. 2024'ün sonuna doğru bu rakamı 20 milyar TL ve üzerinde kapatacağı varsayılıyor. Üst üste zarar yazan sigorta şirketleri poliçe ücretlerini yükseltti. Haliyle sigorta yaptırmak isteyen nerede el çekti. Tazminat hakkını alamayanlar da mahkeme koridorlarında. Trafik kazaları ile ilgili davaların çok sayıda olduğunu görüyoruz. Şimdi dava açılınca ne oluyor? Süre çok uzuyor. Hasar 2'ye 3'e katlamaya başlıyor. Şirketlerin zarar etmesindeki temel sebep bedeni zarar yani yaralanmalar uzuv kaybı ya da vefat. Bu yılın ilk yarısında 4,5 milyar liralık bedeni hasar ödemelerinin 3,5 milyar lirası davalık oldu. Devletin kurduğu bedeni zararlar havuzunda artık bu tarz hasar takip şirketleri karşısında devlet muhatap olacak. Davayı devlete açmak zorunda kalacak. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Yani 10 bin liranın örnek vereceğim %50 ise belirlenen 5 bin lirası bedeni hasarlara gidecek. İşte bedeni hasarlar havuzu bedeni zararlar havuzu kurulduğunda SDDK diyecek ki sigorta şirketine işte bu belediyemiz %50 ise örneğin 10 bin liranın 5 bin lirasının %50'sini 2500 lirasını bu havuza devret. E sigorta şirketi bu havuza devredecek o belirlenen oranın ve bundan dolayı da ortaya sakatlık, ölümle ilgili sigorta şirketi hasar ödemeyecek. Bu oran %80'e kadar çıkabilecek. Yeni sistemin sigorta şirketlerinin üstündeki yükü hafifletmesi bekleniyor. Ayrıca mahkemelerdeki tazminat davalarının sayısı azalacak, ödeneklerse daha hızlı hesaba yatacak. Bedeni hasarlardaki zarar azalırsa trafik sigortası primlerinin düşeceğini şu anda öngörülüyor. Trafik sigortasında havuz sisteminin 2025 yılının ortalarında hayata geçmesi planlanıyor.